Merhaba İş ve Başarı'nın değerli izleyicileri, Türkiye turumuza hız kesmeden devam ediyoruz. Yaşamış olduğumuz bu güzel coğrafyanın güzelliklerini anlatırken aynı zamanda alanında önce olan firmaları sizlere tanıtmaya devam ediyoruz efendim. Rotamızı İzmir Kemalpaşa'ya çevirdik efendim. Mühendislik alanındayız. Bu alanla alakalı birçok şey konuşacağız. Detaylı bilgiler, püf noktalar öğreneceğiz ama bunlardan önce yanımızda işletme sahibimiz Arif Enes Bey var. Öncelikle Arif Enes Bey'i tanıyacağız ve bütün detaylı bilgileri aslında Arif Enes Bey'den öğrenmiş olacağız. Öncelikle programımıza hoş geldiniz Arif Enes Bey. Hoş buldum. Sizleri tanıyabilir miyiz? Ben Arif Enes Acar, 9 Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum 2019 yılında. 2 yıl boyunca sektörle alakalı çalışmalarda bulundum birçok yerde. 2021 yılında da dedim kendi firmamı açarak bir açılış yapalım. Sizler burada tam olarak neler yapıyorsunuz? Hizmet ve faaliyetleriniz nelerdir? Arsa sahiplerine, müteahhitlik yapmak isteyen insanlara ve halihazırda yapanlara, aynı zamanda firma sahiplerine hizmet veriyorum. Benim yaptığım iş inşaat mühendisi. Ben statik proje yapıyorum, uygulama projesi aynı zamanda. Yani bu nedir? Şantiyelerde usta eline bir kağıt alır, bir pafta alır ve o inşaatı nasıl yapacağına bakmak için o kağıda bakar, o kağıdı ben hazırlıyorum. Yaptığım iş kısaca bu diyebilirim, projelendirme. Aslında sizler bu alanda tamamen projelendirme alanındasınız. Evet. Bizler buraya geldik, dedik ki Arif Enes Bey, bizler burada bir villa yaptırmak istiyoruz. Hı. Bu noktada insanları sizler nasıl yönlendiriyorsunuz? Öncelikle yaptırmak istediğiniz hani bir arsanız var mı kendinize ait? Eğer varsa belediyeden alınmış bir imar durum belgesi gerekiyor ilk önce. O imar durum belgesine göre kaç metrekare araziniz var? O metrekareye ne kadar faydalanabiliriz o metrekareden? Nasıl bir çalışma yapabiliriz? Tabii ki burada sizin de görüşleriniz, hobileriniz çok önemli. Çünkü siz orada nasıl bir yaşamanı istiyorsunuz? Kendiniz mi yaşamak istiyorsunuz? Ona göre bir isteğiniz oluyor. Tüm bu isteklerin doğrultusunda bir mimari proje hazırlanıyor, bir taslak hazırlanıyor. Bu taslaktan sonrasında ben inşaat mühendisi olarak bunun binanın nasıl ayakta kalacağına dair bir çalışma yürütüyorum. Çok güzel. Peki sizler burada şahıslarla mı yoksa firmalarla mı çalışıyorsunuz? Aslında ikisi de. Yani siz yoldan geçen bir vatandaş da olabilirsiniz, bir fabrikatör de olabilirsiniz, sizin bir araziniz de olabilir veya bu işi yapmak istiyor da olabilirsiniz, yapsat usulü. İkisiyle de çalışıyorum. Çok güzel. Peki bu projeler ne kadar sürüyor? Kaç aylık ya da kaç senelik döngüden geçmiş oluyor? Bu süre aslında net bir verebileceğim bir süre yok. Tamamen projenin büyüklüğüne göre değişiyor. Bu dediğim süreç 6 ay da olabilir, 3 sene, 4 sene de olabilir. Tamamen dediğim gibi projenin büyüklüğü ve elinizde bulunan nakite göre değişiyor. Bizler bir villa yaptırmak istedik. Geldik buraya, sizlere işte nasıl bir villa yaptırmak istediğimizi söyledik. Bu noktada sizler bize dediniz ki şu kadarlık bir süresi var. Fakat o süreye aslında yetişmedi proje. Bu noktada neler yapıyorsunuz? Aslında güzel bir soru fakat hiç şu ana kadar öyle bir şey yaşamadık. Yaşamayı da ümit etmiyoruz, düşünmüyoruz. Çünkü bizim verdiğimiz süreler ne eksik oluyor ne fazla oluyor. Tam vaktinde veriyoruz ve şu ana kadar da hep vaktinden daha önce bitti tüm çalışmalarımız. Sonuçta hani diyelim ki öyle bir şey oldu. Öyle bir durumda da çözüm odaklı ilerliyoruz tamamen. Hiç kimseyi mahcup etmemek adına. Aslında tamamıyla burada müşteri odaklı çalışıyorsunuz. Bu alanda biliyorsunuz ki müşteri memnuniyeti çok çok önemli. Sizler bu memnuniyeti nasıl sağlıyorsunuz? Projelerimizi ekonomik yapıyoruz. Birinci bizim amacımız bu. İkincisi ise tamamen kısa sürede bitirmek. Yani örnek veriyorum, bizim müşterimize 2 ay içerisinde bir iş bitecek dediysek, örnek veriyorum 1 hafta da olabilir bir süre. Tamamen projenin büyüklüğüne bağlı olarak. Bu her zaman şu ana kadar daha kısa sürdü. Çünkü müşterimizin de sonuçta bir isteği var veya bunu ticari olarak yapıyor. Bu hızlı bir şekilde olmalı ki onlar da mağdur olmasın, önlerine daha iyi bakabilsinler. Çok güzel. Bu şekilde ilerliyoruz. Şimdi burada aslında büyük bir kadro var bu işi yaparken. Sizler burada kaç kişilik uzman kadronuzla çalışıyorsunuz? Burada uzman kadrosu olarak sayarsak bir 6-7 kişilik söyleyebilirim.